dergahımızın mobil programını telefonunuza indirip kuruyoruz. Sonra galibi dergahı yazan ikona tıklayarak programımıza giriş yapıyoruz. Dergahımızla ilgili herhangi bir bildirim varsa önünüze bildirim ekranı geliyor. Eğer herhangi bir bildirimimiz yoksa bu ekran size gelmeyecektir. Dergahımızla ilgili güncel haberlere haber duvarından erişebilirsiniz. Güncel haberlerimiz burada listelenmekte. Bu butona tıklayarak kısa sohbetleri listeleyebilirsiniz. Bu listedeki sohbetlerin yanında video ve hoparlör işareti var ise ilgili sohbetin hem videosu hem de MP3'ü mevcut demektir. Sadece video işareti var ise MP3'ü yok anlamına gelmektedir. Eğer video işaretine tıklarsanız ilgili sohbetin videosunu açacaktır. Sağ alttaki butona tıklayarak ekranı tam ekran yapabiliriz. Eğer hoparlör simgesine tıklarsak MP3 indirme işlemi başlayacaktır. MP3 indirme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. MP3'ler indirildikten sonra sol taraflarındaki bar yeşile dönen ve hoparlör simgesinin yanında yeşil bir tik çıkar. Bu tik MP3'lerin internet bağlantısı olmadan da dinlenebileceği anlamına gelir. Hazreti Pir'in sohbet butonuna tıkladığımızda önümüzde sohbetlerin yapıldığı yıllara ve mekanlara göre kategorize edildiğini görürüz. Kısa sohbetlerde anlattığımız MP3 ve video ikonu durumu programın tamamında aynı şekilde çalışmaktadır. Burada sohbetlerin yanında video ve hoparlör ikonu bulunmakta. Video ikonuna tıkladığınızda ilgili sohbetin videosunu, hoparlör ikonuna tıkladığınızda ilgili sohbetin MP3'ünü önümüze açacaktır. MP3'ü indirilme süresi için bekleme çarkını bekleyeceğiz ve önümüze MP3 açılacak. Siz bir sohbetin MP3'ünü açmadan hemen önce diğer sohbetlerin MP3'lerini arka planda indirerek dinlediğiniz sohbetin MP3'ü bitene kadar diğer MP3'leri arka planda indirip hazır edebilirsiniz. Bunlar indirilirken ben başka bir sohbeti dinlemeye başlayabilirim. Döndüğümde bu sohbetlerin de tamamlanmış olduğunu göreceğim. Biraz evvel seçmiş olduğum 5 tane MP3 indirilmiş oldum. Atıf Efendi'nin sohbetlerine de buradan erişilebilecek inşallah. Kitaplar, Pir'imizin kitaplarına ve Kur'an-ı Kerim mealine buradan erişebilirsiniz. Kitaba girdiğinizde kitabın sayfalarına yaklaşabilme özelliği vardır. İlahiler butonuna tıkladığımızda önümüze son eklenenler ilahilerin tümü ve uyumlu oldukları esmaya göre kategorize edilmiş ilahi menüsü çıkmaktan herhangi bir kategoriye tıkladığınızda o kategorinin altında yer alan ilahiler listelenmektedir. İlgili kategorinin içinde ilahi araması yapmak için arama bölümüne yazarak arayabilirsiniz. Emrimle ilgili bir arama sonucunda filtreyi iptal etmek için sağ üstteki butona tıklayarak filtreyi iptal edebilirsiniz. İlahilerin tümünün içindeyken filtre butonuna tıklayarak uyumlu oldukları esmaya göre filtreleyebilirsiniz. MP3 indirmeleri sonucu disk dolma olayıyla karşılaşıp indirmeleri silmek istediğinizde parmağınızı telefonun en solundan sağa doğru kaydırarak menüyü açıp buradan indirilenleri temizle dediğinizde indirilen sohbetleri temizleyecektir. Hazreti Pir'in 95 yılında 5 tane videosu indirilmiş ve yanında tik var. Temizle dediğimizde geri ileriye yaptığımızda bunların yok olduğunu göreceğiz. Sizin internet bağlantınız olmadığında artık bu sohbetleri, MP3'leri dinleyemeyeceksiniz. Tekrar indirmeniz gerekecek. Burada herhangi bir şeye tıkladığınızda tekrar indirme başlayacak. İndirildikten sonra tekrar tik çıkacak. Sohbetin MP3'ünü indirmiş olacaksınız. İnternet bağlantımızı kesip programı kapattık. Galibi Dergahı programımızı açtığımızda önümüze bir uyarı getirerek internet bağlantımızın olmadığını bildirerek
programı açacağım. Şu anda sadece indirilmiş olan bölümlerinize erişebilirsiniz diyor. Kısa sohbetler, Hazreti Pir'in sohbetleri, Atıf Efendi kitaplar, bazı denemeler yapmak zorunda kaldığı için program bu sıra herhangi bir girişe izin vermiyor, internet bağlantımız olmadığı için. Belli bir süre sonra bütün butonlarımız açık hale gelecek ve tıklanabilir hale geldi. 1995 yılının sohbetlerine girdiğimde gördüğünüz gibi sohbetlerin hepsi burada listeli. Şu sol tarafında kırmızı bar olan ve yanında tik olmayan sohbetin MP3'üne ya da videosuna tıkladığımda gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Fakat yanında tik olan sohbetin MP3'ünü dinlemek istediğimde hoparlör simgesine basarsam direktman sohbetim başlayacaktır. İndirilmiş olan sohbetleri internet bağlantınız yokken kullanabilme özelliği budur. Umarım faydalı olabilmişizdir. Allah'a emanet olun.